Evet arkadaşlar, herkese yeniden selamlar. Bir başka Football Manager 2024 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bugün Football Manager 2024'ün yeni özellikleri bir bir açıklanmaya devam ediyor. Şu an 25 Eylül haftasına girdik ve bu hafta iki yeni özellik açıklanacağı söylenmişti. Bunlar nelerdi arkadaşlar, bakalım. Bireysel oyuncu hedef ve etkileşim mantığı ve bununla birlikte yenilenen duran top ve koçlar olarak açıklanacak. Daha gerçekçi futbol animasyonları, maç gerçekçiliği ve pozisyon yerleşimi de bu hafta gelecek özelliklerden birkaçı. Oyuncu etkileşim, bireysel oyuncu hedefleri ve etkileşim mantığını biraz değiştirmişler. Onlar üzerine bir blog yazısı paylaşıldı bugün Football Manager tarafından. Ve biz de bu yapıyı sizlerle birlikte incelemeye çalışacağım. Hemen videoya geçmeden önce bir like tuşuna basarak durdurursanız videoyu çok sevineceğim ve devam ediyorum. Bireysel oyuncu hedefleri ve etkileşim mantığı. İster takımınız üst üste oyuncu maçta gol atıyor olsun, ister sağlam savunmanız yeni bir temiz sayfa açıyor olsun falan, Football Manager'da planın gerçekleşmesini izlemenin verdiği tatmin verecek bir şey yoktur diyor. Zafere giden yoldan bazen tümsekler olabilir. Form düşüşleri, antrenman standartlarının düşmesi falan filan diyor. Zorlayabilir bir giriş yapmışlar. Football Manager 2024'te artık oyuncularımızın performans seviyelerini yükseltmek için hedef belirleyerek daha fazlası için çabalamalarına ilham verebilirsiniz diyor. Bunun detaylarını da anlatacağız. Bakalım neler var. Erling Haaland bu sezon 20 gol kaydetti. Zaten kaydeder. Oyuncuları hedeflere aç tutun diyor. Antrenman iyileştirmeleri, goller, asist, gol yemeden tamamlanan maç ve maç performansları az takım veya yedek takım şeklinde olabilecek şeyler varmış. Bir de burada örnek ekran söz konusu arkadaşlar. Targets, hedefler. Bir oyuncunun son performansından dolayı övdüğünüzde veya eleştirdiğinizde, kiralık olarak giden bir oyuncuyu yorum yaptığınızda, yeni imzalar işte falan filan olduğunda hem oyuncunun hem de menajerinin bu konuda pazarlık yapmak isteyebileceğini unutmayın diyor. Yani oyuncuyu diyor durup dururken överseniz, 15 gol attın helal olsun derseniz, menajeri gelir sizden sözleşme isteyebilir. Bir hedef belirlerken oyuncunun kişiliği, sizinle olan ilişkisi ve durumun bağlamı da dikkat alınması önemli faktörlerden bir tanesidir. Yani oyuncu çok fazla hırslı bir karakter değilse burada bu özellikleri, hedefleri koymak çok doğru olmayacaktır diyebiliyor. Örneğin çok önemli bir sözleşme görüşmesinde bir oyuncunun kulübünüze katılma isteğini önemli ölçüde arttırabilir. Ancak potansiyel imzanızın birkaç yıl içinde düzenli bir yere vaat etmesi gerekmediğini çok boktan bir Türkçe ile yine karşımızda, neyse. Yani FM24'te oynama süresi vaadiyle yakından bağlantılı olarak sözleşme müzakere ekranında bir hedef sunabileceksiniz. Örneğin gelecek vaat eden bir forvet oyuncusu 25-26 sezonunda forma süresini bir parçası olarak ilk 11 oyuncusu olmayı talep ettiyse artık 24-25 sezonu için lig maçlarında gol atma gibi hedef verebilirsiniz. Yani 10 gol at seneye, kariyer gelişimi senin için olsun. Senin yerine ben santrafor oyuncusu bakmayayım dersin. Hedefler belirlendiğinde ana ekranda yeni hedefler sekmesini kullanarak oyuncularınızın nasıl ilerlediğini takip edebilirsiniz demiş bize. Yani burada arkadaşlar işte hedefe ne kadar yaklaştığını, yeni bir achievement diyorlar buna, achievement'ları ne kadar tamamladığını görebilirsiniz. Kiralık oyuncular için herhangi bir oyun süresi, plan ve hedef, bunların yalnızca kiralık hareketleriyle ilgili olduğunu ve kulübün özgü olmadığını açıkça belirtmek için mor renkte vurgulanacaktır. Yani siz bir oyuncuyu kiralarken de oyuncunun hedefini gerçekleştirmek adına çalışmanız gerektiğini söylüyorlar. Personeliniz personel toplantıları veya gelen kutusu mesajları aracılığıyla bir oyuncuyu hedefler sunmanızı uygun olduğunu düşündüklerini yer yer söyleyebilir diyor size. Yani mesela takımınızda bir genç santrafor var. Bu oyuncuya oynadığı sürede 7.05'in üstünde oynayın. Oynarsan önümüzdeki sezon seni kadronun bir parçası olarak düşünebilirim gibi şeyler söyleyebileceğiz galiba. Bir oyuncu hedefine başarıyla ulaşırsa onu tebrik edebilirsiniz, ancak aynı zamanda ona bir sözleşme teklif etmek gibi de bazı sözler verebilirsiniz. Ne sözler verebildiğimizi oyun çıkınca göreceğiz. Diğer taraftan bir oyuncu hedefi tutturamazsa yaşam koçu tarafınızdan bilgilendirilirsiniz. Kişi hedef başarısızlığının tepkisinin suçlunun kim olduğunu düşündüğünü açıklar. Yani oyuncu 15 asist hedefiyle çıktığı sezonda hiç asist yapamadıysa bunun sebepleri forma süresi mi, takımın yapısı mı, taktiksel gelişim mi, bununla ilgili yorumları yaşam koçu yapacak. Birden fazla oyuncunuz başarısız olursa doğrudan bu oyuncularla görüşme seçeneğiniz olacaktır diyor. Yani sorumluyu kendiniz mi yapacaksınız, oyuncularda mı arayacaksınız suçu, bunu size sunuyor. Başarısızlık senaryolarında bir oyuncu farklı şekillerde yanıt verebiliyormuş. Hedeflerini tamamlamaya yaklaşmışsa oyuncu size geri dönebilir ve kendilerini destekleyebilir. Yani 15 asist istediğiniz bir oyuncu 13 asiste kaldıysa bu olumlu olabilir.
Oyuncunun performans seviyelerini vurgulayan bir diğer metrikte de başvurabilir diyor. Örneğin belirlediğiniz gol atma hedefine ulaşamamış olsalar da dönem boyunca birkaç asist kaydetmiş olabilirler benim anlattığım şey. Eğer sakatlık hedefinin erken bir aşamasında ya da sonunda başarısızlığa uğramışsa ya bu çok önemli değil. Bunu bilemezsin abi yani sakatlanma zor. Sakatlanma diyeceksin oyuncu. Oyuncu sakatlanırsa hedefini gerçekleştiremiyor. Dolayısıyla yıldız forvetinizin kale önünde biraz daha motivasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız veya gelecek vadeden genç adayınızın kiralık olarak büyük adımlar attığını görmek istiyorsanız hedefler sizin için uygun diyorlar. Etkileşim mantığı değişiklikleriyle daha iyi görüşmeler. Yeni eklenen oyuncu hedefleri Football Manager 2024'ü oyunun önceki sürümlerinden daha sürükleyici hale getiriyor Faso Fiso her sene. Yani sadece oyuncular için hedeflere eklenen yeni etkileşimler ya da temsilci etkileşimi değil, aynı zamanda oyuncularınızla ya da temsilcilerinizle yaptığınız konuşmalar oyunun diğer yüzlerce alanında inceledik. Ve onları daha da inandırıcı hale getirmeye çalıştık yani çok çalışmışlar. FM24'te etkileşimlerde yaptığımız en büyük değişikliklerden biri 2000'den fazla yeni yapay zeka yanıtı mevcut. Yani sürekli tekrarlayan yanıtlardan kendilerini sıyırmaya çalışmışlar arkadaşlar. Böylece artık oyuncuların aşırı sert ve gerçekçi olmayan tepkilerine daha az tanık olacaksınız. Örneğin yıldız forvetiniz takımınızı tek başına zafere taşıdıysa ve siz onu övgü yağmuruna tutmaya hevesliyseniz aşırı uçlarda bir tepki vermesi düşüktür. Yani mesela bazen ne oluyordu FM23'te adam 10 maçta 8 gol atmış övüyorsunuz ben o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum performansın falan diyordu. Bunlara rastlamayacaksınız diyorlar. Tabii ne kadar doğru. Uygun zamanda verdikleri tepkiler için daha fazla bağlamda sağlanacak ve bir konuşma konusu hakkında fikriniz örtüşmüyorsa ek gerekçeler ve fikrini değiştirmeye ikna etme fırsatları sağlamaya yardımcı olacaktır diyor. Gerçekçi olmayan oyuncu mutsuzluğu örneklerini de ele almak ve endişelerin arkasında daha net bir gerekçe sağlamak amacıyla yaşanan sorunlarda çözülmektedir. Yani eğer bir oyuncu sözleşmesinin sonunda seçeneklerini değerlendirme düşünüyorsa isteğini daha açık sunmalıdır. Örneğin kıta futbolunun cazibesi ya da üst lige çıkmasını beklemek gibi. Yani burada sadece ben seninle yenilemiyorum sözleşmeyi. İyi ben de sonunda seçeneklerimi düşüneceğim. Zaten ben sana siktir git demişim yani. Gibi. Başka yerlerde vaatler için gereksinimler daha nettir ve oyuncularınızın mevcut ilerleme hakkında nasıl hissettiklerinizi görmenizi kolaylaştırır. Örneğin savunmanızı güçlendirme vaadi. Bir vaadi daha erken tamamlarsanız mutlulukların değişmesi için vaat tarihinin sonuna kadar beklemek zorunda kalmak yerine oyuncu memnun olacaktır. Evet bu da önemliydi. Sonunda etkileşimi veriyordu. Daha önce de ne olmuş arkadaşlar amatör liglerden profesyonel liglere çıkan takımları hemen çıktığı gibi profesyonel çevirmişlerdi. Bu da çok iyi. Anında gerçekleştiğinde hemen oyunda etkisini göreceğiz bunun. Bu kapsamlı çalışmanın bir sonucu olarak FM24'teki etkileşimleriniz hem sözlü hem de vücut dili açısından daha geniş bir yelpazede olacak ve gerçekten yapıcı konuşmanızı sağlayacakmış. Personel toplantılarında ihtiyacınız olan temel bilgiler alın diyor. FM24'teki teknik heyet toplantılarını geliştirdik. Artık daha özelleştirilebilir ve önem verdiğiniz en alakalı bilgileri ortaya çıkar atıyormuş bu. Toplantılar toplantı gündemine gelindiğinde artık ilginizi çekmeyen veya odağınızla ilgili olmayan konuları tek tek atlayabilirsiniz. Örneğin personelinizle koçluk hakkında gerçekten konuşmak istiyor ve ancak transferi başka bir haftaya bırakmak istiyorsunuz. Yeni bir seçenek size konuşmayı doğrudan şekillendirme fırsatı veriyormuş. Bu da güzel olmuş aslında ama ben buna teknik ekibine toplantıya çok bakmıyorum açıkçası. Benim için önemli değil. Toplantı tercihlerine tıklayarak değiştirebilirsiniz diyor. Toplantılarınızda teknik personeliniz için önemli önerilen transfer göründüğünde daha alakalı bilgiler göstermek için kulüpleri ve dereceleri kaldırıldı diyor. Şimdiden öngörülen iş rolü için önemli özellikleri ve neden önerildiklerine ilişkin bazı bağlamlar göreceksiniz. Oyuncularınızdan ve personelinizden daha fazlasını alın. Hedefler, etkileşimlerdeki değişiklikler ve teknik heyet toplantısında geliştirmeler sizi kulübünüzde kilit kişilerle daha da yakınlaştıracak. Gerçekçi konuşmalar oyunlarınızın için önemli hedefler belirlemenize ve oyuncularınız için önemli hedefler belirlemenize ve personelinize hayati bilgilerle paylaşmanıza sebep olacak. Oyuncuların yükünü hafifletmeye yardımcı olan yeni aracılar ve kadro oluşturmada da yapılan değişiklikler dahil olmak üzere Football Manager 2024 yeni özellikleriyle serinin en eksiksiz oyunuyla her zaman olduğu gibi 6 Kasım'da bizle birlikte olacak arkadaşlar. Muhtemelen beta'yı da 20-24 Kasım Ekim arasında oynayacağız. Yeni geliştirmeler geliyor arkadaşlar. Yavaş yavaş daha akıllıca transferler, kadro oluşturma ve finans aracıların ve oyuncuların elden çıkarılması, komisyoncular ve şimdi de
etkileşimler rüşvet verme oyunculara başlıyor arkadaşlar. Sen 15 gol at, ben sana bak neler göstereceğim. Football Manager 2024 günden güne geliştiğini iddia ediyor. Biz de oyunun yeni özelliklerini görmek için heyecanlanıyoruz, sabırsızlanıyoruz. Umarım sizler de Football Manager için heyecanlanıyorsunuzdur. Videonun sonuna geleyim arkadaşlar. Yeni video bu hafta yine gelecek. Football Manager 24 ile ilgili yeni bilgiler geldikçe ben sizlere blokları okuyup anlatmaya çalışacağım. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basarak destek olmayı, ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevineceğim. Bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.